Herkese selamlar. Yine yoğun bir günün arkasından aheste aheste şehre inerken bir video çekeyim dedim. Çünkü doldum yine. Çok fazla herhalde izleyenimiz yok. Ama 3-5 kişi bile bizim vesilemizle gönlüne böyle bir ferahlık geliyorsa, böyle bir umutlanıyorsa ufak tefek böyle, ya da içindeki sıkıntı birazcık hafifliyorsa, bir şeyleri yapacağına inanıyorsa, lan bu adam beri yapmış, şu tipi baksana, bu adam yapmışsa ben de yaparım diyorsa eğer, diye yani bir kişiye bile vesile olsak ne mutlu bize. Aslında bugün çok güzel bir video hazırladım size. Bayağı bir çektim, güzel bir muhabbet oldu. Sonra bizim elemanların bir tanesi biraz keyfimi kaçırdı. Ondan sonra orada böyle bir gözlüğüm çevirmeye falan başladı. Dedim ki hiç bunu koymayayım. Samimiyetsizlik olmasın. Yine naifleşince yeni video çekerim dedim. Bugün çok fazla kaosla uğraştım. Ama öyle böyle değil. Kiraz bahçesini ilaçlamam lazımdı. Benim organik bir bahçe. İlaçlarken sirke, kendi yaptığım işte erik sirkesi ve ısırgan otlarını fermentasyona uğrattığım, bir nevi onda sirkesini yaptım denilebilir. Hem de böyle şey, tarım muhabbeti de olsun birazcık. Çünkü öyle tarif edenler var. Isırgan otunu da böyle fermente ettim, diğer erikleri vesaireleri fermente ettiğim gibi. Bu iki tane materyal ağaçlara herhangi bir böceğin kurt atmasını engelliyor. Mantarı birkaç tane hastalığı da engelliyor. Öteyse olursa da olsun diyoruz. Çünkü tarım ilaçlarında kullanılan zehirler gerçekten çok büyük bir ziyana vesile oluyor. Yani tahayyül edebildiğimizden daha fazlasına hem de. Şu anda 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlar olan, olayda 20'li yaşlar olan bizlere pek dokunmasa da 50-60'lardan sonra çıkıyor ya da çocuklarımızda çıkıyor. Yani dolayısıyla tamamen organik yapıyoruz her şeyi. Sütümüz de organik, yumurtamız da organik. Hatta şimdi yeni kışar peyniri falan yapmaya başladık. Ondan sonra işte yoğurt yapmaya başladık. Üretmek keyifli. Neyse, ben yeni bir şey yapmıştım kendime. Normalde işte şey için, bu ilaçlama için köyde herkesin tankeri var. Ya da sen traktörüne tanker alıyorsun, ilaçlama tankeri alıyorsun, onunla yapıyorsun. Ben böyle çok kalabalığı sevmiyorum. Bütün bahçeye su hortumu döşedim, bildiğiniz. Bütün dönümlerin hepsine, yani kiraz bahçesinin tamamına su hortumu döşedim. Bu evlerimizde kullanılan su hortumlarından, böyle hani sert bir plastik ütüyle böyle birbirine yakıp birleştiriyorsunuz falan filan. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de hayal etsin diye elimden geleni yaptım. Neyse, o şekilde yapmıştım. İlk sene çok güzel oldu. Nasıl oldu? Bahçenin her tarafında bunu örümcek ağ gibi döşedim. Bir de 30 metrelik bir tane normal ilaçlama borusu aldım. Tabancalı bir ilaçlama borusu aldım. Bu döşediğim su hortumlarının da işte 100 kaç metrelik almıştık? İşte 40 metre olsa, şu an hatırlayamıyorum diye afaki konuşuyorum. Bu aldığımız şey de hortum 40 metre ise 40 metre aralıkla tane musluk koydum o su hortumlarına. Bahçeye düşürdüm su hortumlarına. O musluğun da ağzını şeye göre ayarladım. Benim ilaçlama hortumuma göre ayarladım. Mesela o 30 metre çapını ilaçlıyorum. Sonra diğer musluğa takıyorum ve bu şekilde bütün bahçeyi şey yapıyordum. Çok böyle hızlı, pratik, daha az enerji, daha az yakıt, daha az işte problemle hallediyordum 2 yıldan beri. Fakat bu yıl galiba gömmem gerekiyordu onları. Deneyim işte. Aslında biliyordum gömmem gerektiğini ama zamanım olmadı. Güneşte herhalde kavlamış. Yani kavlamak demek güneşte kalitesini yitirmiş bir şekilde. Basınç geliyor onlara. Sağlam olmak zorundalar. Çünkü basınç gelmezse tabancadan ağacın tepesine kadar homojenik bir şekilde o sirke ve ısırganın özü gitmiyor. Dolayısıyla basınçlı bir ortam var.
su motoru çalıştırıyoruz çünkü su motoruyla beraber çıkıyor o şey basıyor. Şimdi hayal edin işte 60-70 dönüm bir araziyi hayal edin. 60 bin metrekare yapıyor bu arada bu. Ve bahçenin içerisinde elektrik yok, onu da söyleyeyim. Ve bu hortum elektriksiz asla, bir tane ütü gibi bir şey var. O ütü dediğimiz şeyin de yani ısıtıyor diye ütü. Bir tarafı hortumun ağzına göre, bir tarafı da bir büyük. Yani birbirine geçirmek için, o hortumları birbirine eklemek için yapılan bir şey. Onda elektriğe ihtiyacı var. Bizim de 100 metrelik bir elektrik kablomuz var. Jeneratörümüz var ama bahçeye çok büyük bir jeneratör. Bahçe içerisine girmiyor. Çünkü teraslı bir bahçemiz var. Ondan sonra bunu niye anlatıyorum bilmiyorum ama sıkılıyorsanız kapatabilirsiniz. Kusura bakmayın ne olur. Yani çektiğim ızdırabın altyapısını anlatıyorum şu anda. Çünkü çok yanıyor içim. Neyse. Ütüyü ısıtıyoruz. Tam bir yeri tamir ediyorum. Biraz başlayacağım. Başka bir yer patlıyor. Başka bir yer patlıyor. Patlıyor da patlıyor. Belki 20-30 tane yer patladı. Ama böyle her patladığında işte biraz daha ısırgan ütü israf oluyor. O patladan yana su akmaya başlıyor falan filan. Yani 14-15 tane yer patladı böyle. Sabahtan akşama kadar hiçbir yeri sirkeleyemedim, hiçbir yere o ilaç atamadım. İlaç demek istemiyorum, sirke diyelim. Hiçbir yere sirkeleyemedim ve o kadar sıcak bir hava vardı ki başıma güneş geçti. Yemek yemeyi unuttum, bir ara başım döndü falan. Ve 4 günden beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz bu arada. İlk gün ne var ki bunda çağırıcım, en büyük derdimiz bu olsun. Elbette ki en büyük derdimiz bu olsun ama sonuçta bizim rızkımız bu yani. İşimiz gücümüz sonuçta. Evimize ekmek götürüyoruz biz de. Dağın tepesinde yaşasan da evine ekmek götürmek zorundasın. Bir şekilde. Sütlerimiz, yumurtalarımızla. Onlar asgari oranda çünkü kâr elde etsek insanlar yiyemeyecek. Dolayısıyla çok düzgün bir iş yaptığımızdan maliyetlerimiz inanılmaz çok fazla oluyor. Hani böyle mesela herkesin mısırı ektiğinde 2 ton alıyorsa biz ektiğimizde 500 kilo alıyoruz çünkü bir yerli mısır ekiyoruz. Ya da işte GDO'su sürdürülebilir hibrit olmayan tohumlar ekiyoruz. Bundan bunların tabii ki verim düşüklüğü oluyor. Haliyle maliyetlerimiz artmış oluyor böylelikle ama gönlümüz rahat oluyor. Bir tarafın doğası, bir tarafın yerine absorbe ediyor çok şükür. Neyse dün de su motorunun bir kısımları patladı. İşte bir yerden bir şey fışkırıyor, bir yerden bir tane vida fışkırıyor, bir tanesi enzime çarptı falan. Ondan önceki gün depo patladı. Bir önceki gün inekler kaçtı. Yani benim çocuk diyor ki, abi diyor, hala nasıl tebessüm edebiliyorsun yani? Afganlı arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Bana yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yani sen niye hala tebessüm ediyorsun abi dedi. Dedim ki abicim Allah Firavun'u imtihan etmez. Allah Musa'yı imtihan eder dedim. Yani tabii ki haşa öyle bir iddiamız yok ama tabii ki imtihan edilmek gibi bir arzumuz da yok. Ama imtihan ediliyorsak da Mevla ne eylerse güzel eyler. Hani Allah gönlünün imtihanı vermesin hiç kimseye. Şimdi çok yoruldum mesela. Bir de çok uzak bir yer çiftliyim benim şehre. Şu anda daha evde de kalamıyorum. Tadilat gerekiyor. Çok biraz sıkıntılar var daha evinde. Çünkü ben yaptım onu da. Her tarafı yamuk. Her tarafı çıkıntılı. İşte şu anda daha fazla ayrıntı vermeyeyim bence. Şu anda yaşanılamayacak vaziyette. O yüzden günübirlik git gel yapıyorum. Ya da çok nadiren kalıyorum daha evinde. İnşallah Haziran'dan sonra daha evinin tadilatında başlayacağım tek başıma yine. Bunu da bayağı çekerim büyük bir ihtimalle. Siz de şahit olursunuz yaptıklarıma. Belki hayal olan var da ne yapmaması gerektiğini, ne yapması gerektiğini öğrenir belki. Bir de öyle katkımız olur. Neyse şimdi bu saat olmuş. Şehre gidiyorum. Dükkana uğrayıp işte kaşar peynirini kontrol edeceğim. Onu nasıl yaptı? Tarif etmiştim orada çalışan gıda mühendisi arkadaşımıza. Öğretmiştik, öğrenmişti. Şimdi son aşamasına gelmişler. Onların yanına gidiyorum şimdi bakmaya. Sonra eve gideceğim. Sabah saat 7'den beri koşuşturuyorum. Şu an saat kaç bilmiyorum ama aşağı yukarı bakalım. Şu an saat 8.30'muş. Muhtemelen saat 9.30 gibi eve giderim.
Yani günde 15-16 saat civarı çalışıyoruz. Çünkü bunun maddeyle de maddiyatla pek bir alakası yok. Geçen çok sevdiğim bir arkadaşım aradı. Kardeşim aradı Ankara'dan. O beni YouTube'daki videolarımdan tanımış. Çok böyle mütevazi, tatlı bir adam. Düzgün bir adam. Efendi bir adam. Düzgün olmaya çalışan, daha da düzgün olmaya çalışan bir adam. Abi dedi ya sen Doğan tepesinde kaçtın dedi. Dedi niye Mersin'de dükkan açtın dedi. Şimdi dedi biraz kafa karıştırdı bu dedi. Yani öyle, onu, bu gibiden konuştu. Bu evde konuştu. Ben de dedim ki ona üstümüzde bir vebal var. Şimdi ben yukarıya güya inziva hayatına çıkmıştım. Yani işte makale yazacaktım. Akademik olarak çıktım yukarıya sadece. Gezecektim, tozacaktım güya. Dünyaya dolaşmaya devam edecektim. Belki bu hikaye daha önce söylemişimdir, bir daha anlatayım. Bir kitap okuyorum. İşte bir köylü bir dostumuzla bir iyilikte bulmuştuk. O da kabul etmesek de zorla bize 3 tane tavuk hediye etmişti. Tam o süreçte işte kitap okuyorum şeyde. Tavukların yanında, tavuklar ayaklarının dibinde işte budaya falan atıyorum. Şu an trafikte sinirlenmeyeceğim. Kusura bakmayın. Sinirlenmiyorum. Bakın sakinim. Tamam. Neyse bir tane abla geldi. Kemoterapi görmüştük. İşte böyle anne gibi yani. 60'lı yaşlarda. Yanında da hekim bir eşi var. Kendisi de eczacıymış galiba. Ne yapıyorsun sen burada dedi. Dedim valla kitap okuyorum dedim. İzin verirseniz de böyle şey yapıyorum. Böyle atarlı konuşuyorum. Çünkü kaçmışım yani dağın tepesine. İnsan görünce böyle rahatsızlık duyuyorum yani. Sonra kadının başındaki saçın perik olduğunu, kaşlarının çizilmiş olduğunu gördüm. Ki daha yine annemi kanserden kaybetmiş sayılırdım zaten. Kemoterapi gördüğünü fark ettim ve içimin yağları eridi. Bir anda naifleştim. Bir anda olmak isteyip ama olamayacağıma emin olduğum pozisyondan çıkıp kendim olmaya başladım. Oturduk berber çay falan içtik. Sohbet ettik birazcık. Dedi ki çağır evladım dedi. Şu 3 tane tavuğun yumurtasından bana verir misin varsa dedi. Tabii ki veririm dedim. Hatta hemen gittim bir tanesini kestim falan böyle. Bir tanesini kesip hediye ettim kendisine. Sonra onun kemoterapi arkadaşı aradı. Sonra onun başka bir kanser tedavisi gören arkadaşı aradı. Sonra başka bir tanesi aradı. Başka bir tanesi daha aradı. Dolayısıyla benim boynuma bir yük binmiş oldu. Yani ben annem kanser iken temiz gıda bulamıyordum kesinlikle. Böylelikle güzel bir şeye vesile olacağımı gördüm kendimde. Çünkü kapasitem ve potansiyelim vardı. İstesem yapardım her şeyi. Başarabilirdim yani. Sonrasında işte dedi ki bir tane kanser alalım. Ben de istiyorum ama yoktu tavuk yumurtam. Başka yoktu yani. İşte önce 300 tane oldu. Sonra 500 tane oldu. Sonra 1000 tane oldu yumurtalarım, tavuklarım. Çünkü hep işte yeni doğan bebeler devreye girdi. Hamile hanımlar devreye girdi. Baktım ki insanları mutlu ediyorum. İnsanlar güveniyor bana. Bir aile gibi oluyorsun. Mesela şu an dağıtım ben yapmıyorum ama daha önce kapıya dağıtım yapıyordum. Ürünleri hem kendim üretiyordum hem de kapılara dağıtım yapıyordum. Böyle geç kaldığım zaman falan böyle yavrum nerede kaldın hani iyi misin merak ettik seni diye böyle ararlardı beni. Ablalar abiler. Çok güzel bir his bu yani. İnsanların mide ve boğaz yoluyla gönlüne dokunabilmek kolay bir şey değil bence. Yani en azından benim kapasiteme göre kolay bir şey değildi. Çok şükür insanların da güvenini asla şey yapmadık yani sarsmadık. Bunu da hem bilimsel olarak kanıtlamış da olduk yani sertifikalarımızla, denetimlerimizle, analizlerimizle. Şimdi ne oldu? İşte süt talep ettiler benden. Dediler ki işte biz süt ürünleri de istiyoruz. Hani tek yumurtayla olmaz. İmkan ve kabiliyetlerince bunu da yap dediler. İşte dedik ki olur. Onu da yapmaya başladık. Sonra sütten peynir istediler. Gittikçe biraz daha profesyonellik gerektiren şeyler istediler. Ben de gıda mühendisi değilim. Tamam her şeyi yapabilirsiniz. Hem herkese yaptım da. Ayrıca peynir de yaptım, tereyağı da yaptım. Kaşar peynir de şu an yaptık sayılır. Sucuk yaptım mesela.
danalarımın büyük büyütüp danalarımı sucuk yaptık işte falan. Ama o çok azdı. Hani 6 ayda bir tane dana kesiyordum falan, öyleydi yani. Ya 4 ayda. Sonra insanlar güvendi. Lezzetli de oldu yaptığımız her şey. Sıhhatli de oldu ve bu sıhhat hem gönlen fark edildi, hem dille fark edildi, hem de sertifikalarımız ve işte yaptırdığımız analizler fark edildi. Sonra bu iş profesyonelleşince birazcık artık mutfağın da biraz daha profesyonel hale gelmesi gerekti. Çünkü işte Sağlık Bakanlığı'nın onayı gerekti, İl Tarım Müdürlüklerinin onayı gerekti, o gerekti, bu gerekti, gıda mühendisi gerekti. Şimdi ben dağın tepesine gıda mühendisini nasıl çıkaracağım? Nasıl yukarıya personelleşeceğim yani diye düşünürken aklıma Mersin'de bir yer açıp üretimi aşağıya taşıyıp küçük bir satış yeri yapma fikri geldi. Böylelikle hassasiyeti olan insanların ihtiyaçlarını daha profesyonel bir şekilde giderebilecektim. Çünkü dikkat çekmeye başlıyorsun güzel bir iş yapınca. Bu da resmi olması gerekiyor ki her şeyin. İzinli olması gerekiyor ki. Daha sonrasında gönül işi olarak başladığımız bir işte herhangi bir negatif kelamla demoralize olmayalım diye her şeyimiz tam olsun istedik. Belgelerimizi aldık, üretim izinlerimizi aldık. Yerimizi kiraladık. Şimdi işte çok şükür üretime başladık. Dükkanımız var ama ürünümüz yok. Bir yumurta var. 3-5 tane de işte yoğurt yaptık. Peynir, 2 tane 3 çeşit peynir yaptık. Sucuk bucuk yaptık. Öyle dışarı ürünü kabul etmiyorum kesinlikle. Çünkü insanlar bana çok güveniyor. Ve ben bu güven için çok fazla ama çok fazla gayret ve hassasiyet gösteriyorum. Dolayısıyla da başkasında böyle tabii ki mutlaka vardır bir sürü güzel üretim yapanlar ama ben bu yükün altına giremediğim için şöyle bir karar aldım kendi içimde. İş yerimde kendi üretebildiğim ürünlerin dışında hiçbir ürünü koymayacağım. Hani organik mi seninkini de alayım satayım gibisinden bir şey kabul etmemeye karar verdim. Vebale girmemek adına bunu da yaptım. Bu uzun hikayeyi niye anlattım onu da bilmiyorum. Ha, diyeceğim o ki bugün artık son patladığında boru, konumuza geri dönelim. O en son boru geri patladığında böyle gözlerim doldu hafiften, tamam mı böyle. Ulan dedim, yeter mi acaba derken bir anda yine Rabbim dedim, ne olur gönlüme bu kadar sıkıntının mutlaka bir sebebi olduğunu, bu kadar tersliğin mutlaka bir sebebi olduğunu göremesem de beni emin kıl ki böyle şeyler benim gönlümü yormasın dedim ya. Rabbim ne olur musibetin sırrını keşfettir dedim bana. Musibetlerimin sırrını keşfettir dedim. Dertlerimin sırrını keşfettir dedim. Çünkü gerçekten arkadaşlar bugün bayağı bir şey yapmışım. Adım yapmışım. Yani inanılmaz derecede yorgun olduğum bir anda tamam şimdi oldu artık diyorsun, sonra bir daha olmuyor, bir daha olmuyor, bir daha olmayınca böyle artık yavaş yavaş nevrin dönüyor, sabrın tükeniyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor işte. Ama çok şükür Allah bize bir şekilde inşirah, ferahlık yani verdi gönlümüze. Bugün de olanda da olmayanda da bir hayır olduğunu hissetmek istedik. Nasip etti, hissettik çok şükür. Artık hava karardı. Sol omuzumu galiba oradaki kasları zedeledim. Aşırı yüklendim ham kenemde. Galiba biraz kalıcı bir sıkıntı olabilir 2-3 ay. Ama bu 2-3 ay sıkıntı var diye çalışmama gibi bir durum söz konusu değil. Hani keşke işte daha önce memurken ya da işte şehirdeki şirketim varken, şirketteyken ya da şeydi, kolum ağrıdı, bir yerim ağrıdı, işte göbeğim ağrıdı, işte izin alayım ya da nasıl kendi işim gitmeyeyim elemanlara veririm diyordun. Ama şu an canlı iş yapıyoruz, hayvan iş yapıyoruz dolayısıyla ve normal bir hayvancılık da yapmıyoruz yani çok hassasiyet
gösterdiğimiz bazı hususlar var. Dolayısıyla işin başında olman lazım. İşte göğsün de ağrısa, kolun da ağrısa, kolunu kullanamasan bile sol kolunu, sağ kolunla çalışıyorsun. O yüzden devam edeceğiz. Güzel bir duayla daha fazla zamanınızı çalmayayım sizin. Allah hepinizin gönlündeki muradı evvela, eğer hayırsızsa hayali muradı, hayırlı eylesin. Eğer hayırlı ise kavuşmaya kolaylaştırsın inşallah. Kavuşmayı kolaylaştırsın inşallah. Pes etmeyin arkadaşlar. Sakın pes etmeyin, çünkü büyük hayaller ve güzel şeyler kolay olmuyorlar. Zaten kolay olmadıkları için büyük oluyorlar. Eğer büyük yükler altında girecek gönlünüz, göbeğiniz yok ise, yüreğiniz yok ise, sabrınız yok ise, gayret alışkanlığınız yok ise, çok büyük hayaller kurmayın. Ben çok fazla hayal kurarım ama hayal kurarken hep şunu derim: acaba bu hayalimin altında ezilir miyim, ezilmez miyim diye sorarım kendime. Rabbim hepimize altında ezilmeyeceğimiz, rahatlıkla ve güzellikle, sıhhatle kavuşabileceğimiz ve kavuştuğumuzda bizi sükutu hayale uğratmayan hayaller nasip etsin. Kavuşmalar nasip etsin inşallah diyelim. Çok uzattık, kusura bakmayın. Yarın sabah bana dua edin, ilaçlarımı verebileyim, ağaçlarıma bakabileyim, başka bir arıza çıkmasın. Sizin de dua ediniz çok olsun. Vesselam.